Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 4. hafta konuk etti. Ayvalık Gücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 4. haftasında konuk ettiği Ayvalık Gücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Döndü kendi eksen etrafında. Bıraktı İrfan Başaran'a. İrfan uzaklardan vurdu. Topu alırdı. Gol! İrfan Başaran! İrfan Başaran'ın müthiş golü. İrfan Başaran dakika 7. Takım halinde geliyorlar. Hep birlikte bu golü birlikte kutluyorlar. İşaret verildi. İrfan topun üzerine geldi. İrfan direkt kaleye vurdu çift yumruk. Dönen top bir kez daha İrfan. Bu sefer vuramadı. İçeriye orta. Uzaklaştırıldı. Hücuma katılan isim İlker. Arka direğe doğru bir top. Kemal sağ tarafa bıraktı. Şimdi içeriye orta. Kemal'in kafa vuruşu top dışarıda. Polat kullandı atışı. Kafa vuruşu top üstten dışarıya çıktı. Hüseyin uzaklardan vurdu Ersin. Korner. Burada Davut yerden ortaladı. Çabuk çıkacağımız, ayağa oynayacağımız paslarda ikinci golü bulmamız işlem bile değil. İşte bu toplar. Şimdi Yusuf Mert bıraktı. İleriye doğru Nevzat bıraktı. Orada arkadaşına geriden geliyor. Gürkan kontrol etti topu. Gürkan. Nevzat geldi. Koşu yaptı. Gürkan sert vurdu top direğin yanından avuta çıktı. Ucum hattında kontrolarda İki bulmamız işten bile değil çünkü buna yatkın futbolcularımız var. Yusuf Mertunç. Yusuf döndü. 3'e 1 geliyoruz şimdi. Yusuf, Mehmet Gürkan içeride. Sağ taraftan Yusuf. Top hala kendisinde. Taşla yandı. Tekrar önüne düştü. Yusuf vurdu kaleci. İleriye uzun oynanılan bir top. Yalçın. Kemal. Kemal'in vuruşu Ersin. Ve 90 dakika hatta 90 artı 7'nin de son düdüğü geldi. 1-0 kazanıyoruz. 52 Ordu Spor Teknik Direktörü Yavuz İncedal zirve yürüyüşüne devam edeceklerini ifade etti. Şimdi öncelikle futbolcularımı tekrar kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Ayvalık takımını da kutluyorum. Futbol oynamak istediler. Zaman zaman onlar baskılı gibi gözüktü ama çok net pozisyonlara giren bizdik. Belki o net pozisyonları biraz daha bencil değil de daha olumlu kullanmış olsak 2-3 bulabilirdik. Tabii bu maçlar bana göre eşik atlama maçları, kazanılması gereken maçlar. Hani çok iyi futbol ya da artı futboldan tabii ki onu istiyoruz ama bazı maçlar vardır ki çok değerlidir. Eşik atlama adına, yukarıya tutunma adına biz öyle bir maçı oynadık. Ayvalık takımı da geçen sene kadrosunu 2 yıldır koruyan, istikrarlı giden bir ekip. Onlar da bu grupta şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Geçen sene yarı finale kadar playoff'ta geldiler. Tabii ki biz emin adımlarla gitmek istiyoruz, istikrarlı gitmek istiyoruz. Ama yine dediğim gibi bu tip maçları kazandığınız noktada yukarıya tutunur. Ve o yukarıda da kalırsınız. Biz zirve yarışını devam ettiriyoruz. O yürüyüşe gideceğiz. O yürüyüşün içerisinde varız. Bu arada taraftarlarımız da 90 dakika desteklediği için takımdan kopmadılar. Bir bütünlük oluştu. Onlara da teşekkür ediyorum. 52 Ordu Spor oyuncusu İrfan Başaran sezon sonunda şampiyonluk kupasını Ordu'ya getireceklerini belirtti. Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Maçın başında öne geçtik. Golden mi kaynaklı bilmiyorum da sonra top bizde kalmadı bir süre. Rakip de Allah var yani iyi takımdı. Biraz baskı yedik. Ama tecrübemizle maçın sonunu getirdik. 3 puan aldık. 2'yi bulsaydık maçı daha önce kopartırdık. Bizim kalitemizdeki takım tabii ki 2'yi bulması lazım. Bu avantaj şeyleri de yakaladık, pozisyonları da yakaladık. İnşallah daha sezonun başı birbirimize uyumu biraz daha yakalarsak bu maçla birlikte özgüvenimiz de biraz daha yükseldi. İnşallah bir seri yakalayıp
Ordu'yu hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Ya tabii ki başkanımızla birlikte tüm ekip, yani dışarıdan herkes bizim favori olduğumuzu biliyor açıkçası. Yani burada bir baskı biliyoruz, yani hissediyoruz. Ama bunun üstesinden gelecek oyuncu grubu var. Gerçekten şehrin de, başkanımızın da, bizlerin de sabrı kalmadı. Bu sene bu işi bitirmek istiyoruz. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Başkanımız da yapıyor. Tüm ekip olarak yapıyoruz. Bu kupayı buraya getirmek istiyoruz yani, bu şehre. Ordu Spor 1967'de kötü gidişat devam ediyor. Mor Beyazlılar üst üste 4. mağlubiyetini Adana 1954 deplasmanında aldı. Ordu Spor 1967 3. 4. grubun 4. haftasında konuk olduğu lider Adana 1954 Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi. Mor Beyazlılar Teknik Direktörü Bülent Demirkanlı yönetiminde çıktığı ilk maçta da puanla tanışamadı. Ligde oynadığı 4 maçı da kaybeden temsilcimiz ligin dibine demir attı. Ordu Spor 1967 oynadığı 4 maçta yalnızca 2 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Ligde 0 puanla 15. sırada bulunan Mor Beyazlılar şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda 4 hafta sonunda kendisini ligin dibinde buldu. Ordu Spor 1967 3. 4. grupta playoff sınırının 6 puan gerisinde yer alıyor. Temsilcimiz küme düşme hattındansa 2 puan uzaklıkta bulunuyor. Mor Beyazlılar ligin 5. haftasında pazar 19'da Yeni Ordu Stadyumunda Tokat Belediye Pleyvni Spor'u konuk edecek. Fas'ta Belediyespor 4. haftayı maç yapmadan bay olarak geçirdi. 3. 3. grupta mücadele eden Fas'ta Belediyespor 4. haftayı bay olarak geçirdi. Hafta içi Türkiye Kupası'nda Erbaa Spor'a yenilen temsilcimiz hafta sonu lig maçı oynamadı. Teknik direktör Murat Parlak kupa maçının ardından oyuncularına izin verdi. Ordu ekibi çalışmalara pazar günü yeniden başlarken temsilcimiz çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Fas'ta Belediyespor ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Mavi siyah sarı Kırılılar 3. 3. grubun 5. haftasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar AŞ'ye konuk olacak. Mücadele pazar 15'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.